Aa, Medine Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Kiraz Hanım hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Ramazan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun böyle. Kolonya falan tuttu. Karşılamasını beğendim, evet. İlk günün heyecanı yani, o kadar olacak. Çantayla niye geziyorsun? İçinde para mı var? Ben örgüsüz asla. Örgüsüz asla, her yere örgümü götürüyorum. Hay maşallah, bunda mı sen ördün? Evet. Oo, mutfak yolluğu gibi. Kaç gün ördün bunu? 4 günde. 4 günde maşallah. Adam overlock makinesi gibi takır takır gidiyor demek ki. Hamar attığımı baştan konuşturdum diyorsun. Tabii ki de örgüyle. Hadi bakalım. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enerjiler yüksek, gayet iyiyiz. Evet Şule Hanım, misafirleriniz geldiler. Evet, hoş geldiniz tekrar evime. Haftanın ilk günde herkes çok heyecanlı bu arada. Aman ne konuşsak, evet, ne desek. Kiraz Hanım şimdi kalpten gidecek gibi duruyor. Herkes rahat olsun. Gayet güzel sohbetimizi edelim. Bakın adam rahat. Başladı o ilişki. Sen onun çayını koy. Kulağa gelsin. Ramazan Bey, daha bismillah, daha birbirimizin halini hatırını soruyoruz. Bu nedir, örgü almışsın eline, gösteriş yapıyorsun. Daha sonra bakacağız zaten marifetine. Yok, gösteriş değil ya. Hem sohbet hem muhabbet sonuçta. Şey, peki bunu satıyor musunuz siz bir yandan, yoksa hani? Evet, ben hani mesleğim olarak şeyden dolayı Covid'den sonra örgüye başladım. Mesleğiniz ne sizin? Normal mesleğim, ben ameliyathane hizmetleri okudum. He. Ama... Peki yani bunu yapıyorsunuz, internet üzerinden bir yandan satıyorsunuz. Aynen aynen, sosyal medyadan. He. Bu maşallah bayağı bayağı da yani uğraştırıcı bir şeye de benziyor. Evet, bayağı. Siz daha iyi bilirsiniz ama. Ben yani pek aram yok. Örgü bilirim ama zamanım olmadığı için hiç öremiyorum yani. Feride abla, sende bir örgü örecek bir hava var. Var var, ben de öyle. Oradan ipliği şöyle parmağına doluya 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 doluya. Bende de var. Kangren edene kadar. Bende de var örgü, dantel. Evet, ama sende bir dantel havası daha çok böyle bir. Evet. Bu salon takımı falan. Hı-hı. Kolay gelsin. Sağ ol. Sizden belki bu hafta bir iki örnek öğreniriz. İnşallah. Gidesiye kadar bakalım ne çıkartacak ortaya. Size de öğretirim ya. Aman yok, benim hiç vaktim. Ben yemek bile mutfağa girip yapmıyorum temizlik yapmaktan. Bir ilkokulda lif örmüştük, sadece onu hatırlıyorum. Evet, Şule Hanım'ı hepimiz merak ediyoruz. Haftanın ilk gün yarışmacısı. Evet. Hamar attığıyla iddialı olduğu için bu yarışmaya katılmış. Evet. Kiraz Hanım, sizin hamar attıktan beklentiniz nedir? Yani hamar at kelimesi sizin için neyi çağrıştırıyor mesela? Temizlikte önem veririm. Temizliğime dikkat ederim, yemeklerime dikkat ederim, yemeklerimi yaparım. Elim hızlıdır. Pratiğim diyorsunuz. Pratiğim diyor. Yani hamar at biri böyle evin altından girip üstünden çıkacak diyorsun. Evet. Bahaneler sizin için, yani sunulan gerekçeler sizin için bahane midir? Yani şuyum vardı, yetişemedim, buna gidemedim. Yok, öyle şey yap, yetiştiremediğim yerde şey yaparım, bahane olmaz. Nasıl bir yol? Yani anlamadım. Yetiştiremedim. Yok, şunu söyleyeyim. Mesela gittiğiniz evde ev sahibi dedi ki ya ben burayı unutmuşum dedi. Şurası kalmış dedi. İşte şu oldu da gidemedim. Bu yüzden yapamadım. Bahaneleri kabul ediyor musunuz? Yani olabilir mi sizin için? Olabilir. 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 Evet. Medine Hanım, sizin için hamar attık nedir? Benim için olamaz. Çünkü sonuçta kendime güveniyorsam, hamar atsam onu muhakkak göstermem lazım. Ki kendime güveniyorsam, ki güveniyorum da. Güveniyorsunuz. Aynen. Ben zaten kafanızdaki LCD ekrandan da hamar attığınızı şu an izliyorum. Yayın olarak veriyorum. Peki bu arada Medine Hanım, daha önce biliyorsunuz temizlik benim işimde yarışmıştı. Hatta evet, beni at tepmişti kendisinin bölümünde. Çok heyecanlı ve pratik bir yarışmacımız. Tabii yemekleri bilmiyoruz ama. Yemekleri bilmiyorsunuz fakat size bu hafta ortaya yemeklerimi dökeceğim. Hadi göreceksiniz bakalım, elimin mesela lezzetine, kendi hamaratımı gördüğünüz gibi bayağı pratik bir öbür insanım. Öbür sefer yarıştığın ev çok kirliydi, bir evet, de çok büyüktü, canın çıkmıştı. Evet, canım çıkmıştı. Hadi bakalım, hayırlısı burada diyelim inşallah. İnşallah hayırlısı. Evet Feride Hanımcığım, kaç senelik evlisiniz, kaç çocuk var? 3 tane çocuğum vardı. Bir tanesi vefat etti, 16 yaşında evladım Lüsemi'den öldü. 2 çocuğum var, bir kız bir oğlan, evliler, 2 torunum var. Gaziantepliyim. Gaziantepli'sin, evet, tam yerindesin. Gaziantepliyim. Temizlikten, mutfaktan, banyoya çok önem gösteriyorum. O maşallah. Allah kalan ömrünü diğer çocuklarına amin, versin inşallah. Eşim de vefat etti. Eşin de vefat etti. Eşimden oğlundan önce mi, sonra mı? Oğlumdan sonra öldü. 9 yıl var oğlumla eşimin arasında. Allah bir oğlumla yaşıyorum, yani gelinimle birlikteyim. Gelinle birlikte oturuyorum. Senden de öyle mühkem kaynana olur ki. Böyle bir de Antep yöresinin kayınvalideleri biraz daha hani otoriterdir böyle, evet, iş. O kuru dolmanın üstünden bakar böyle bir yemeğe memeye. Evet. Var mı öyle huyların?
Ben sen de Allah'ını seversin. Yok, ben yapıyorum. Gelinime ben o şeyi veriyorum. Ha, sen yapıyorsun. Yemeği ben yapıyorum. Gelinim çalışıyor. Ele kayınvalide benden de gelip kalsa keşke. Ama hafta sonları temizliği gelinim yapıyor. Gelin ben yapıyorum. Normal temizlik ama yapıyorum. Ama senin çok gibi pozitif bir güler yüzün var. Ama Ferdi Hanım'ın zaten yemek güzel yaptığı, sevdiği her halinden belli. Yani o yüzden... İçindeki yani yemek sevgisi dışarıda bulmuş. Ferdi Hanım, yani lütfen yanlış anlamayın beni. Bellidir yani. Lezzetiniz belli, her, yemek... Her kazan tepredirmenin şeyine bir şey yani. Yapma. Bak anlatıyorum acıdan. Evet. Acıdan kilo aldım ben. Acıdan kilo? Evladım ölünce stres yani. Üzüntüden kilo aldım. Ha yiyorum başınız ben. Başınız sağ olsun. Çok güzel evet. Yemek yiyorum. Ama Antep'te zaten çok öyle ince bilekli yok. Yok şöyle, yani onların bileziği aşağı. Kadir Bey ben anlamıyorum. Yani birine soruyoruz ya mesela biraz daha toplu bir bayan, kilolu demeyeyim de. Şey stresten dolayı ben kendimi yemeğe vurmuşum falan. Acaba sizinki öyle mi oldu Feride Hanım? Yani stresten dolayı mı bir şeyler yani yok, kendini yok. Biz yemeği seviyoruz. Antepli olarak yemeği seviyoruz. Kadir Bey biliyor. biliyorum. Yemek kim sevmez. Yani ben de hayata iyi ki gelmişim, iyi ki yemek yemek diye evet. Bir şey var. Bir nefes almak, ikinci yemek yemek. Evet Şule Hanım, sizi tanıyalım. Evinize geldik. Kimsiniz? Kaç senelik evlisiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Evet. Bir kazara iki çocuğun olduğunu biliyorum sadece. Aynen. 2,5 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Birisi 2 yaşında. Birisi de 2 aylık daha. Emziriyorum. Losdayım. Aa, daha yeni losdayım. Evet. Ev hanımıyım. yani bu şekilde. Peki daha önce çalıştın mı? Hep ev hanımı mıydı? Daha önce tabii çalıştım. 7 yıl boyunca okulda, kolejde danışma olarak çalıştım. Çok güzel bir işim ama hamile olduğum için artık ara vermek zorunda kaldım. Yani doğumhaneden çıkıp işe gidemediğin için 2,5 senenin içine 2 çocuk sığdırmış. Feride abla ne diyorsun? Aynen. Olur. Kazayla olur. Ay o da kazayla. Biraz da büyük konuşuyoruz. Tabii erkekler bilmez evet. Lan. Bir tane olsun diyoruz. Yok ama ya arayı pek fazla açmamak lazım bence ya. Hani yok. Kardeş gibi büyürler en azından. Tamam da hani büyürler. Yani biz de ondan bahsediyoruz evet, zaten. İkiz gibi büyürler en azından. Öyle olunca da sorunuyor. Siz erkek olduğunuz için anlamıyorsunuz da. Yani onu. Hayır Medine Hanım öyle söyledi ki sanki çocukları bir tek hanımlar doğru. Hiç erkeklerin alakası yok. Siz bilmezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.